Merhabalar, hayırlı günler arkadaşlar. Şükür kavuşturana. Evet, şöyle dedim sizlere daha fazla merakta bırakmayayım. Bir selam vereyim, bir açılış yapayım. Sizin de böyle hakkınız var bilmeye. Birazcık video çekmeyince hemen sağ olsunlar, bir sürü mesajlar geliyor. Hasta mısınız? Neyiniz var? Merak ettik. Niye şey mesaj diyorum. Meleğim? Meleğim? Cevap da vermiyor. Hayırdır, dalga mıyız? Yok. Gel hadi. Şu Meleğimin güler yüzünü bir görsünler. Meleğim şöyle bir selam versin. Açılış yaptım. Gel. Şuna bak ya Rabbim. Akıllı Meleğim, akıllı paşam benim yakışıklımda. Tü tü tü. Yoruldun mu? Evet, dışarısı soğuk. Soğuk, yağmur yağıyor. Niye aramadın almaya gelin diye? Abime yazdım, görmedi. Aa, o içeride film izliyordu. Gördü, duymamıştır. Ben kendim gelmişti. İyi yapmışsın. Teyzeleri Meleğim. Maşallah, yani böyle şey gibi koşturuyor. İşten geldi. İşten gelir gelmez 2 saat. 2 saat bile dinlenmedi herhalde, değil mi? Dinlemedim. 2 saat dinlenmedi. Ondan sonra araba sürmeye gitti. Allah nasip ederse. Çok az böyle yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Az kaldı şeyi Yarın son ehliyeti. sefer süreceğim. Son sefer mi sürecek? Ondan sonra Ha. sana gideceğim işte. Ay inşallah hadi. Teyzeler milime dua etmeyin. Yarın son kez bir kere araba sürecek. Ondan sonra teste girecek. İnşallah ehliyetini alır, geçer sınavını, değil mi? İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Teyzelerinden dua bekliyoruz. Şu yakışıklı meleğime. Hatasız, kazasız ehliyetini alsın inşallah. Amin. Tek dileği o yavrumu zaten, değil mi? Evet. Aynen öyle. Bu arada ehliyet alacak olan gençlere de Rabbim bol bol paralar nasip etsin ki Evet. gerçekten ehliyetler öyle böyle değil eskisi gibi, çok pahalaştı. Evet, çok pahalı. Her şeyi birincide Ehliyet alsanız. olsun, pahalı, araba pahalı, sigorta Evet. pahalı, mazot pahalı. Hadi mazottan geçtik de önce bir ehliyet var ama her şeyi birinci de geçseniz bile yazılığınızı, ondan sonra araba sürmesini bir 3.000 euro cebinize koymanız lazım, değil mi? 3.000'e evet. Evet, gerçekten öyle. Ehliyet için 3.000, Ehliyet araba için. 3.000. Ondan sonra da arabalar başlıyor zaten. Etti 6.000. Neyse, biz bir ehliyeti alalım da sonrasını Allah kerim, değil mi? Evet. Hadi gidebilirsin, sağlık meleğim benim de. Hiç beni kırmaz. Şurada gel bir selam ver derim, hemen koşağa gelir, hiç ıhmık yapmaz yani. Böyle de bir güzel huyu var yavrumun. Kapıyı kapat ver, oldu mu yavrum? Oturma odasını kapatıver de Tamam. televizyon sesi gelmesin çocuğum. Evet, nerede kalmıştık? Meleğim gitti. Şöyle de su aldım kıyıma. Niyeyse birazcık şeyim herhalde de, boğazlarım kuruyor bu aralar. Evet arkadaşlar. Bundan önceki başlangıcını hatırlamıyorum Melih gelince. Biliyorsunuz işte bize bir sürü mesajlar gelmişti. Onu söyledim mi söylemedim mi? İnanın şu 3 dakika içinde unuttum ama bir sürü mesajlar geldi. İşte biz sizi çok merak ettik. Nasılsınız? Bir durumunuz mu var? İşte başınıza bir şey mi geldi? Her akşam açıyoruz bakıyoruz videolarınız yok diye. Instagram var ya, inanın o kadar çok böyle şeye geldi ki kendilerini hiçbir kere görmediğim, tanımadığım insanlar. Yani bizleri o kadar çok seviyorlar ki Allah sizden razı olsun. Birazcık böyle videolara ara vermek istedim. Eşim biraz rahatsızdı. Hep videolarda da söylüyorum. Mesela biz alışveriş videoları yaptığımızda bizde bir sürü böyle taze ingvadan tutun da işte ne bileyim şey çayları, sallama çayları olur böyle değişik değişik. Eşim hep onları kullanıyor diye sizlere söylüyordum. Eşimin mide problemi var. Bu kayınpederimde de var aynısı. Yani böyle sülaleden gelen bir şey. Midesinden rahatsızlığı bir hafta falan sürdü, mide rahatsızlığı. Hatta bir hafta yani hiç kahvaltı yapmadı diyebilirim. Allah şükürler olsun, birkaç günden beri gayet iyi, sağlıklı. Atlattık onu. Zaten birazcık bir şey olsun, ne bileyim bir şeye falan üzüldüğünde olsun, herhangi bir şey olsun çok midesine vurur. Mide rahatsızlığı olur. Eşim rahatsızken de böyle çıkıp da buraya yani her şey şeymiş gibi hi video çekmek istemedim. Benim böyle bir şeyim yoktur. Yani ne zaman kendimi iyi hissedersem, içimden gelirse ben o şekilde böyle videolar yapıyorum. Yani böyle başkaları gibi günlük illa boş kalmasın video yapayım şeyim yok benim. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Tabii bu arada alışverişlere hep işte çocuklarla gittim. Dışarıya çocuklarla gittim. 2-3 defa da Melih'le yürümeye gitmiştim. Bizi görenler olmuş. Alışverişte olsun, dolaşmada olsun. Yanlış anlamazsanız eşiniz nerede? İşte eşinizle dolaşmıyorsunuz. Alışverişte hep çocuklar var. Eşiniz yok diyenle. Eşim rahatsızdı. Öyle mesajlar gelmiş. Kötü bir şey yok yani. Ne oldu prensesim? Sen de mi acıktın?
Azıcık şurada video yap vereyim dedim. Gelen gelene maşallah teyzeleri. Şimdi de birisi geliyor. Yakışıklının biri gitti. Şimdi de bir güzel geliyor kanalımıza. Değil mi? Böyle yani. Bir ondan dolayı video çekmedim. Bir de hemen biliyorsunuz benim ailem. Anneciğim yapma onu. Normal olarak gözüm sana gidiyor ya. O zaman insanlarla şey yapamam böyle. Ailem Türkiye'de. Benim anne tarafım çok büyük. İşte annem, 7 kardeş, dayılarım, teyzelerim, yani bir sürü şeyimiz var. Bu şeyde de ara vermemin sebebi de dayımın oğlu kaza yaptı Türkiye'de. Şimdi çoğu kişi tabii burada bizi izleyenler Kütahyalı olmadığı için şeyi de bildiler ama Bursa tarafından gelirken arabayla kaza yaptı. İşte böyle yol kenarlarında ne diyorlar onun ismine? Kürler falan, dikenler oluyor. Belki biliyorsunuzdur uçurum şeyine. Arabada yalnızken arabada orada kaza yapıyor. Arabayla uçuruma uçuyor. Allah'a şükürler olsun ki kendisinde hiçbir şey olmadı. Herkesle arabanın içinden nasıl böyle sağ salim çıktı, nasıl bir yerinde bir çizgisi yok diye hayret etmişler. Arabanın ön camı açıkmış. Oradan kendisi camdan kurtularak çıkıyor. Ondan sonra kürlerin, dikenlerin içerisinden kendini atmış dışarıya, işte yukarıya. Çıkar çıkmaz hemen işte arabasında benzin falan işte dışarıya sızmış. Allah'tan bir patlama falan da olmamış. Dediğim gibi kendisine hiçbir şey olmadı. Şükürler olsun, verilmiş sadakaları varmış. Yani araba dediğin cana gelcene mala gelsin, giderler tekrardan yine araba alırlar. Tabii ki yani Türkiye şartlarını biliyorsunuz, arabalar milyondan başlıyor ama olsun, en azından milyon da olsa tekrardan alma şansları var. En azından oğluna bir şey olsaydı, dayımın daha bu arada da evlenmedi kendisi yani. Köpe genç. O hiç aklımızdan çıkmazdı. Ne oluyor? Şey. Ya Rabbi, ben koşukan hani böyle gülümseyiyor. Bu var ya. Dikkatimi veremiyorum gerçekten böyle ya. Değil mi? Ya da biliyor. Dayım da aynı Fulya gibidir. Hasan dayım. O da çok böyle güler yüzlüdür değil mi? Hep konuşurken güler duru. Gerçekten. Bazen diyorlar kız halaya oğlan dayıya çekiyormuş değil mi? Fulya benim Hasan dayım gibi güler yüzlü maşallah. O dayım da öyledir. Annemin küçüğü. Öyle yani, kaza yaptılar. Ondan da moralim bozuktu. O yüzden hem buraya hem işte sosyal medyada, Instagram olsun, hepsine ara verdim. Elinden böyle şey yapmadı yani ya. Ne bileyim. Ne diyorlar ona? Moralsiz olunca insanın bir şey yapası gelmiyor. Fülüşüyorum değil mi? Fülüşüm de hemen beni anla. Bir yerden gelsin mesela okuldan. Anne, bugün sana bir şey mi oldu? Niye Fulya derim? Bilmiyorum ki, böyle yüzün bir tuhaf, işte üzülmüşün gibi der. Hemen böyle hisseder gerçekten değil mi? O yüzden Allah kimselere hata kaza vermesin. Kimselerin evladını böyle şeylerle sınamasın. Akşam da annemle falan da görüştüm tekrardan. Annem, dayımların, teyzemlerin hepsinin büyüğü olduğu için. Yani ne bileyim, bazı insanlar aileye, işte dayıya, halaya pek fazla şey vermiyorlar, önem vermiyorlar. Etrafımda öyle de duydum işte, aman. İşte bizim için kardeş şeydir, kendi kardeşimiz, hala, dayı, amca pek şey yapmıyorlar ama ben de öyle değil. Allah herkesi yerinde sağ etsin. Kimseye hastalık vermesin, hata kaza vermesin değil mi? Hele ölümler yani. Genç olunca, dediğim gibi, daha düğün edeceğiz. Dayımın oğlu evlenmedi. Daha düğün edeceğiz. Düğününde oynayacağız değil mi? Allah herkese şey versin. Böyle yani, üzgündüm. Başka da bir şeyimiz yok. Allah daha da vermesin yani. Herkese iyi etsin. Onun için dedim şöyle bir çıkayım. Şey de olsa bir sizlere açıklama yapayım değil mi? Bunu hak ettiniz. Çok fazla yazan oldu. Bu arada Fulya'm da birazcık, tabii ki Fundam da vardı da, onları da biraz gezdirdim. Eşim rahatsızken o çıkmadı evden. Gezdik, dolaştık değil mi? Mutlu muydu? Gezdirdim benim kızımı. Kızlarım, şimdi olanlar yok diye söyleyeyim, tek Fulya'm var diye de. Kim olursa olsun evde hastalansın babasına, baba bir şey yiyecek mi? Baba bir şey, canın çekiyor mu? Şunu yapayım, bunu yapayım. 7-24 böyle yanından ayrılmadı resmen değil mi? Yavrularım benim de, prenseslerim. Akıllı kızlarım benim de. Böyle yani arkadaşlar. Bundan sonra inşallah bakalım, elimden gelirse tekrardan sizlere video çekmeye çalışırım. Dediğim gibi ben hep şey yapıyorum. Bir su içsem boğazım kurudu minnoşum be. Arada bir sen katıver araya. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Böyle yani. Ben de hemen gözlerim var ya, Fulya görseydi birazcık yine kapatıverirdim değil mi? Boyardım şuralarımı da. Biraz üzüldüm mü, düzgün uyku uyumadım mı, şuralarım var ya böyle çukur çukur oluyor her tarafım. Fulya'm sağ olsun 2 dakikada hemen her şeyi hallediyor. Şöyle şık 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 buralarımı kapatıyor değil mi? Evet. Bak ya. Teyzeleri, Fulya'mın maşallahı var yani. Herkesin
Fundamı hep söylüyorum. Fundam şeyle ilgili çok güzel. Temizlikle düzenle değil mi? İnanılmaz temizlik düzen şeyi. Bir dolap düzeni yapar var ya. Benden bile güzel yapıyor değil mi Fuluş? Fuluş'um sen hep poz veriyorsun. Sürekli öyle yandan evet. Bakıyorsun ha. Dolap düzenini çok güzel yapar. Fulya da dolap düzenini anlamaz. Ama Fulya'm da makyaj üzerine. Bakalım doğum gününde bir isteği varmış. Ama isteği birazcık pahalı da düşüneceğiz yine de değil mi? Evet. Saçlarını böyle kıvırcık yapmak. Tek kıvırcık mı yapıyor, düzeltiyor mu da? Saçlarını kurutuyor, şekil veriyor, düzeltiyor, şey yapıyor, kıvırcık yapıyor. Dyson'dan öyle bir şey istiyormuş. Fiyatı 500 euroymuş. Dyson evet. Bak işte her şeyden. Yani böyle güzellik şeyine de, makyaj şeylerine de Fulya'ma sorun. Bilmediği yoktur onun için. Bakalım doğum günde 500 euroya benden onu istiyor. İnşallah onu bekleyeceğiz değil mi? Evet. Böyle teyzeleri hadi bakalım. Gülüşüm sen bir kapama yapacaksın mı? Ya Rabbim güler yüzüm benim ya.